Merhaba, ben Gamze. Grafik tasarımcı, web developer ve eğitmenim. Kanalıma hoş geldiniz. Yazı öylesine güçlü bir şey ki kökleri ta M.Ö. 3200 yılına kadar dayanıyor. İnsanoğlu yazıyı düşüncelerini başka bir yolla anlatmak için keşfetti. Ve yazı kendinden çok daha büyük bir şeye hizmet etti. Ölümsüzlük. Olayı dramatize etmeyelim. Fakat Mısırlıların kutsal yazıtları ölümsüzleştirmek için hiyeroglifleri kullandıklarını da unutmayalım. Sonuçta söz uçar, yazı kalır. Aslında yazı geleceğe bırakabileceğiniz en güzel miras. Düşünceleriniz, yaşadıklarınız, o anda toplumda olan gelişmeler, her şeyi geleceğe miras olarak bırakabilirsiniz. Siz de bir şeyler yazabilirsiniz. Yazının gelişmesi ve sistem haline alması her ne kadar Sümerlere dayansa da bugünkü konumuz yazı olmadığından onu bir kenara koyalım ve yazı ile iç içe olan tipografi konuşalım. Tipografi Yunanca'dan gelen bir sözcük. Typos yani form, grafia yani yazmak kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş. Asıl anlamı ise forma uygun yazı yazmak. Yazıyı günlük yaşantımızda her yerde kullanıyoruz. Etrafımıza biraz daha dikkatli bakarsanız yazınsal anlatım her yerde var. Bize incelikleri, kalınlıkları, eğiklikleri, büyük ya da küçük harfli kullanımlarıyla bir şeyler anlatıyorlar. Yani kullandıkları yere göre form değiştiriyorlar. Tabelalar, trafik işaretleri, logolar, gazeteler, kitaplar, afişler, broşürler ve daha pek çok yerde tipografi unsurlarını görmeniz mümkün. Yazıyı herhangi formu tanımlamak için kullanıyorsak aslında orada bir tasarım yapıyoruz. Yazı tipi, punto büyüklüğü, satır uzunluğu, satır arası boşluk, harfler arası uzaklık ve benzer etkenler bir araya getirilerek yaptığımız kombinasyonun tamamı aslında tipografi. Tipografi deyince akla aslında font geliyor. Font deyince bazen de tipografi. Ama birbirlerinden tamamen farklı şeyler. Örnek verecek olursak, nasıl ki bir müziğin ezgisini notalar oluşturuyorsa, tipografiyi de font oluşturuyor diyebiliriz. Ya da harfler. Tipografinin mimarisini anlamak için fontlara bakmamız gerek. Fontlar iki ana başlıkla incelenir. Tırnaklı fontlar, tırnaksız fontlar. Bunun tabii ki literatürdeki terimleri biraz daha farklı. Serif ve sans serif. Serif kelimesi Latinceden geliyor. Tırnak demek. Sans serifin anlamı ise tırnaksız demek. Yani başındaki sans olumsuzluk eki katıyor. Birkaç tane sans serif ailesini inceleyelim mi? Futura. 1927'de Alman tasarımcı Paul Renner tarafından tasarlanmıştır. IKEA tasarımlarında 2009'a kadar Futura'yı kullandı. Geri sans. Bir sene sonra yani 1928'de Eric Gill, İngiliz tasarımcı Gill Sans'ı tasarladı. 1913'te yaratılan London Underground typeface'inden etkilenen Gill bu fontu ondan esinlenerek ortaya çıkarttı. Gill Sans ile Futura aynı dönemde yaratılmış olmalarına rağmen birbirlerinden oldukça farklı görünürler. Futura'nın o mükemmel yuvarlak hatlarından çok daha uzakta bir tasarımı vardır Gill Sans'ın. Rönesans kıvrımlarını taşır. İsviçre font tasarımı açısından en ünlü ülkedir. Bunun aslında iki örneği var. Dünyaca en çok kullanılan iki font. Birisi Universe, diğeri ise Helvetica. Fakat Helvetica tabii ki Universe'ı geçti. Universe, 1957'de Adrian Hurtiger tarafından tasarlandı. 21 farklı ağırlık bir şekildeki Universe, o zamanların en zengin font ailelerindendi. Aynı sene İsviçre'de Max Meidinger Helvetica'yı yarattı. Dünyanın en ünlü fontu, bir sürü yerde kullanımı, pek çok markada kullanımını görebilirsiniz. Hatta bazı markalar sonradan Helvetica'ya geçiş yaptı. Helvetica öylesine okunaklı ve içeriği gösteren bir fonttu ki ünlü olmaması imkansızdı. Yaratılmasından 26 sene sonra bir ailesi olmasına karar verildi. Ve Helvetica New 1983'te Helvetica ailesi olarak yaratıldı. New York'un 2000 yıllarındaki ünlü fontu Gotham. Tobias Ferreira Jones tarafından yaratılan font Barack Obama'nın seçim kampanyalarında bolca oy gösterdi.
tırnaklı fontların çıkış yeri İtalya diyebiliriz. O hani italik kelimesinin doğduğu yer. Fakat buna rağmen ilk örneğimiz Fransa'dan geliyor. Guéramon. Benimse en sevdiğim modeli Adobe Guéramon. Fransız tasarımcı Claude Guéramon 16. yüzyılda öyle bir font tasarladı ki hala dünya onu örnek alarak benzer font tasarımları yapıyor. Ve Guéramon diye font aradığınızda tonlarca farklı Guéramon fontu görebilirsiniz. Benimse en sevdiğim Adobe Guéramon, Robert Slimbeck tarafından 1989'da yaratılmış. Guéramon Old Style, eski stil bir tırnaklı font. Şimdi gelelim modern stille o eski stil arasındaki geçiş döneminde kullanılan bir tırnaklı font var ki bence bilinmesi gereken fontlardan biri daha. Buna da ara geçiş dönemi fontu diyebiliriz. Baskerville. 1757'de John Baskerville tarafından tasarlandı. Gelelim modern serifli font tasarımına. Dido. Francis Ambrosio Dido 1784'te Dido adında bir font çıkardı. Aynı Guéramon gibi Dido'nun da farklı kullanımlarını yine görebilirsiniz. Öylesine büyük, öylesine güzel bir fonttu ki gene pek çok geliştirilmiş hali şu an mevcut. Fontlara baktığımızda birbirleriyle arasındaki ilişkiyi çok rahatlıkla görebilirsiniz. Modernleştikçe daha ince çizgiler taşıdığını, yumuşak geçişlerin birazcık daha sertleştiğini görebilirsiniz. Tırnaklı ve tırnaksız fontların birleşmesine oluşmuş yeni nesil bir font daha var. Slab font. Bu font türü dijital dünyada bolca boy gösterdi. Dijital tasarımcılar bu fontu çok sevdi. Özellikle web site tasarımlarında okumayı kolaylaştıran bu font türü günümüzde bolca kullanılıyor. Slab serif diye adlandırılan bu font türlerinden bazıları şunlar. Museo Slab, Culturista, Adel ve daha pek çok font ailesinin slab serif hali de mevcut. Tipografinin yapı taşlarından birisi de hizalama. Şimdi elimize 4 tane yazı öğesi alalım ve bir sayfaya bunu yerleştirmeye çalışalım. İlk yapacağınız temel hizalamalar sağ yaslama, sola yaslama ya da ortaya yaslamadır. Bunların her biri artık eskide kalsa da hala çalışır. Genellikle öğrencilerin en çok yaptığı hatalardan birisi de bu öğeleri sayfaya serpmektir. Yani sanki o boşluğu doldurmak istermişçesine. Fakat o boşluk yazıların nefes alma yeridir. Tipografi tasarımı üzerine biraz daha kafa yorarsanız şöyle bir tasarım çıkarmanız olası. Bu tasarımdaysa parçalar bir hiyerarşi ve harmoni içindeler. Sanki yapbozun birer parçası ve durması gereken yerde duruyor gibiler. 1928'de yayınlanan Yeni Tipografi adlı kitaptan aldığım şu tasarıma bakalım. Soldaki mizampaş tasarımında hangi fotoğraf, hangi paragrafa ait, hangi başlık, hangi paragrafın belli değil. Sağdakinde ise daha düzenli bir tasarım görebilirsiniz. Sadece yazılardan oluşmuş şu web site tasarımına bakın. Ne kadar da temiz duruyor. Solda oluşmuş boşluktan rahatsız olmayın. Orası logonun olduğu yer. Logoyu öne çıkaran yer. Bundan sonraki sayfalarda bakacağınız alan demek ki sağ taraf. Orası sizin web site içeriğiniz. Menünün gridlere ayrılması, konumlandırılması, başlık büyüklüğü, sonraki ve önceki sayfanın daha farklı bir yere konulması, içerikte kullanılan farklı renkler, alt başlıkta kullanılan açık renk, alt başlığın italik yazılması, bunların tamamı tasarıma bir canlılık katmış. Ve sadece yazılardan oluşan bu tasarım tipografinin gücüyle birlikte hiç de sıkıcı görünmüyor. Tipografi tasarımında da kendi içinde kurallar vardır. Bazı şeyleri yapmamanız ya da bazı şeyleri özellikle yapmanız gerekir. Şimdi sırada tipografi suçları ve olması gerekenler var. Tipografide en büyük suç fontu sündürmektir. Buna pseudo etkisi de dahil. Pseudo etkisi ne derseniz hani şu itali olmayan fontları Photoshop aracılığıyla italik yapabiliyoruz ya, yalancı italik. Pseudo etkisi, font ailesi içinde var olmayan etkileri, italik gibi, small caps gibi etkileri yalandan veren etkilerdir ve bu da maalesef sündürmeye girer. Eğer bir el yazısı fontu kullanıyorsanız asla ama asla tümü büyük harf yazı yazmayın. Çünkü bütün harfler birbirine girecektir ve belki de okunamayacaktır. Drop cap denilen baş harfi büyük yazılan paragraflar vardır ve bir yazıda her bir paragrafın başına drop cap koymayın. Sadece bir tane olsun. Çok uzun yazılarda satır yüksekliğiniz %120 ile %150 arasında bulunsun. %120'den küçük olduğunda yazılar birbirine çok yaklaşacak ve okumayı zorlaştıracak. %150'den de çok büyük olduğunda
çirkin, araları boşluklu bir görüntü oluşacaktır. Uzun yazı ya da paragraflı tasarımlarınızda ikiden fazla farklı font kullanmayın. Hele ki iki tane serifli font ya da iki ayrı serifsiz font kullanmanızın hiçbir mantığı yoktur. Tasarımı sadece kalabalık ve kirli göstermekle kalmayıp okunurluğu da azaltır. Yazılarınızı asla sayfanın tam kenarına yerleştirmeyin. Mutlaka nefes alabilecek boşlukları olsun. Bir yazıda bulunan çok fazla vurgu elemanı varsa, alt çizgili yazılar, bold karakterler, farklı renkte yazım kullanımı gibi, maalesef bu okuyucunun kafasını karıştırır. Çünkü asıl önemli kısmı atlayabilir ya da en çok önemi nereye vereceğini bilemeyebilir. Paragraf girintisi paragrafın başında bulunan içe doğru itilmiş kısımdır. Bir de paragraf boşluğu vardır ki o da paragraf bittikten sonra iki paragraf arasına verilen boşluktur. İşte bu ikisi de paragrafları ayırmak için kullanılır. Fakat ikisini birden aynı tasarımda kullanmamak gerekir. Tırnaklı bir font kullanıyorsanız ve tümü büyük harf olacak bir başlığa ihtiyacınız varsa mutlaka harfler arası uzaklık kullanmalısınız. Böylece harflerinizin karakteristikleri hem korunur hem de okumayı kolaylaştırır. Umarım bundan sonra da herhangi bir yerde gördüğünüz yazınsal öğelere baktığınızda tipografik unsurları rahatlıkla görebilirsiniz. Daha fazla video için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.